Denizli'de de haber olarak birbirinden farklı görüntülerde Selcan'daki görüntülerimiz devam ediyor. Yine Selcan botlarımızla beraber dolaşıyoruz. Çünkü Çal'da Selcan'ın farklı bir yeri var. Ciddi anlamda ilçesine, şehrine katma değer kazandıran bir belde, bir mahalle. Bu kadar güzel, bu kadar güçlü bir mahalle olamaz diyoruz. Ve bu anlamda yine bir üzüm işleme merkezindeyiz. Sayın Muhtarım, öncelikle Selcan'dan görüntülerimizi aktarmıştık ve evet, şimdi de Selcan'ın katma değerlerini aktarıyoruz. İşletmemiz kendi köyümüzden Mehmet Atılsın, kendi köylümüz. Burası bizim üzüm üreten bir bölgeyiz. Ana işletmemiz burası. Esas üreticiye katkı sağlayan, ciddi katkı sağlayan ürünlerimizi değerlendirdiğimiz bizim için en önemli işletmelerin bir tanesi bu. En başında geliyor desem doğrudur yani. Aynı zamanda Mehmet abim köylümüz, memuriyetten gelme, girişimci. Evet, o zaman bir Mehmet Bey'in düşüncelerini aktaralım tabii mı? Tabii kendinden alırsak evet, daha güzel. Evet, sadece mahalle muhtarımız Muhammed Ali Koca Efe bu anlamda bizleri dolaştırıyor, teşekkür ediyoruz. Evet Mehmet Bey, öncelikle tanıyacağız ama şunun için ayrıca bir tebrikte bulunacağız. Memleketinize yatırım yaptınız, beldenize yatırım yaptınız, beldenize kazandırıyor, ilçenize ve şehrimize kazandırmaya devam ediyorsunuz. Bunun için de Denizli'de de haber olarak ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İşletmemize bu nazik ziyaretiniz için ayrıca teşekkür ederim. Kasabamıza yaptığınız bu tanıtım için katkı koydunuz. İşletmemiz 2006 yılında kuruldu. Ben kendim emekli askerim. Emekli asker? Evet. Yani butik bu küçük bir işletmeydi. Yıllık işte 70 tonla başladık. Toplam kapasitemiz şimdi 2 milyon 100 bin litre oldu. Yıllık 3 bin ton üzüm işliyoruz. Burada 12 kişi istihdam ediyoruz. Aşağı yukarı girdilerle beraber, devlete ödediğimiz vergilerle beraber 20 milyon lira gibi bir ekonomiye katkımız var. Türkiye dünyada en çok üzüm üreten 5. ülke. Ama maalesef bunu katma değerli ürün olarak ekonomimize yansıtamıyoruz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz şu anda. Bölgemiz dünyanın en iyi üzüm bölgesi. Yani üzüm bölgesi. Tabii yani dünyanın en iyi ekolojisine sahip. 800 ile 1350 rakım arasında burada bağcılık yapılıyor. Organik tarıma yakın bir ürün elde ediyoruz. Bunun için yerelde 19 fabrikamız var burada. Böyle üzüm işletmesi var. Türkiye'deki toplam üretilen ürünün %50'si burada üretiliyor şu anda. %50'si? Tabii. Türkiye'deki? Tabii. Ham madde olarak üzümün de aşağı yukarı %65'i Çal bölgesinde. Çal bölgesinde? Tabii. Yani burası önemli bir bölge yani. Ciddi anlamda önemli bir bölge. Türkiye'de %50'si burada üretiliyor. Tabii. Ve Çal'da zaten Çal üzümüyle bilinir. Bu anlamda üzüm üreten, bağı olanların üzüm elde kaldı diyecek bir dertleri yok. Doğru mudur? Doğrudur, doğrudur. Yetmediğini bahsetmiştiniz ikili görüşmede. Tabii, bizim sektörümüzde bu pazar çok büyüktür. 55-60 milyar dolar civarında pazar var. Ama Türkiye burada sadece 3 milyon dolarla pastadan pay alıyor. Aslında bu bir haksızlık. Çünkü biz en çok üzüm üreten 4. ülkeyiz. Buradan almamız gereken pasta daha fazla. Bunun için de biraz işletmelerin kendi gücü yetmediği için devletin de buraya katkı koyması gerekiyor. Bunu ilgili mercilerle görüştük. Daha önceki Bakan Bey'le de yazılı olarak, rapor olarak sunduk. Onlar da sağ olsun katkı koymaya çalışıyorlar. İkili görüşmelerimiz devam ediyor. İleride burası bir marka ilçe olacak Çal zaten. Özellikle bu üzüm konusunda dünyanın sayılı marka ilçelerinden bir yerleşim yeri olacak. Ekolojisiyle hem turizme çok uygun bir yer. Fazla göç almadığı için, doğal yapısı çok bozulmadığı için, burada endüstriyel bir sanayi olmadığı için havasıyla, suyuyla, görünümüyle burası bir tatil beldesi gibi. Cennet gibi bir yer yani burası. Evet, Mehmet Bey, şunu da söylemek istiyorum. Yine biraz önceki ikili görüşmelerimizde üzüm işleme merkezlerinin içerisinde belde olarak en kaliteli ürünlerin çıktığı bir belde olduğunu söylediniz. Ve bununla üzümün hemen yakından alınmasının, üzüm beklemeden transfer olurken fazla böyle bozulmadan hızlı transfer olmasıyla alakalı dediniz. Doğru mudur? Şimdi en önemli şey lezzet. Çal üzümünün lezzetini Türkiye'nin hiçbir yerdeki üzümün lezzeti vermiyor. Dolayısıyla lezzeti de belirleyen şey üzümü ne kadar kısa sürede siz ürüne dönüştürürseniz, işlerseniz o lezzet kaybı sıfıra yakın. Dünyanın hiçbir yerinde bir üzüm bir yerden bir yere taşınarak işlenmiyor. Bu yasalarla
korunmuş yani. Ama Türkiye'de maalesef halen bu sektörde, gıda sektöründe, tarım sektöründe halen el yordamıyla herkes aklına geldiği şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte apelasyon kontrolü dediğimiz o ürün kontrolü, o ürünün olduğu yerde işlenmesi. Mesela siz Fransa'da Montpellier'den alıp üzümü Bordeaux'a götürürseniz çok büyük cezaları vardır. Ama Türkiye'de öyle tesisler var ki adını söylemeyelim. Çok ünlü, çok mark olmuş. Organize sanayi bölgesinde hiçbir zaman bir ürün işlenmez. Üzüm işlenmez yani. Çünkü üzüm kokuya hassas bir üründür. Siz burada bir ürün işlerken yan tarafta bir kötü koku olursa o kokuyu absorbe eder. Bu da sizin lezzet ve aroma kaybınıza sebep olur. Biz o yönden çok şanslıyız. Biz anlaşmalı çiftçilerimiz var. Onlarla çalışıyoruz. Sabahleyin üzüm kesildiğinde bağdan bizim işletmemize gelmesi en az yani 20 dakika 30 dakika, bizim tankımıza girmesi 1 saat. Yani biz üzümü 1,5 saat içinde işlemiş ve tankımıza koymuş oluyoruz. Bu da lezzeti ve aromayı yoğun olarak ön planda tutuyor. Dünyada da ürünün kalitesini belirleyen lezzet ve aroma. Yani biz burada çok şanslı bu işletmeler. Ama dediğim gibi işletmelerin bagajı, hafızası, bilgisi çok zayıf. Burada devletin devreye girmesi gerekiyor. Üniversiteleriyle, bilim adamlarıyla, işte akademisyenlerle. Çünkü bu çok büyük bir pazar. İşte Fransa 11,5 milyar dolar buradan çok büyük bir pastadan pay alıyor. 1947 yılında bir tek omca üzüm olmayan Avustralya bugün 5,5 milyar dolar bu pastadan. Ama biz sadece 3 milyon dolar, çok komik yani. Biz dünyanın en çok üzüm üreten bazen 4 bazen 5. ülkesiyiz yani. Yani bu anlamda ciddi anlamda devlet yetkililerimizin tabii harekete geçmesi bacasız ve yol açılması gerekiyor. Bacasız gerek. Bir sanayi bu yani. Yani bizim işte en büyük ihracat kalemimiz otomotiv sektörü 20 milyar dolar. Onun da %85'inin girdisi ithalat. Burada biz milyar dolarların üzerinde oturuyoruz ama bunun kimse farkında değil. Ben buraya geleliyim. Bu toprakların çocuğuyum. Selcenliyim. Çocukluğumuz, gençliğimiz burada geçti. Sonra bir 22 yıllık memuriyet hayatımız var. Geldik. Bizim işimiz para kazanmak, zengin olmak falan değil. Çünkü insan hayatı çok kısa. Benim bir tek amacım var. Bunu fark ettirebilmek. Bu toprakları birilerine yani ne kadar değerli olduğunu anlatabilmek. Bizden sonraki bizim çocuklarımıza, torunlarımıza çok güzel bir çal. Böyle ekonomik değeri işte her yönüyle yaşanılabilir cennet gibi bir yer bırakmak yani. Buranın ardını duyurabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Evet, zaten emekli olduktan sonra buraya gelip niye bu yükün altına girseydiniz? Çünkü keyfinize bakabilirdiniz. Fakat yine ülke ekonomisine katkıda bulunmak anlamında Selcan'da bu fabrikayı kurdunuz. Ailenizle birlikte, tabii, çalışanlarınızla birlikte yol alıyor. Biz bir aile şirketiyiz. İşte ben işletme sorumlusuyum. Eşim bizim mali işlere bakar. Kızım Ezgi Atılsın. O da gıda mühendisi. İngiltere Kuyumber'de işletme master yaptı. Aramıza katıldı şimdi. O da işletmemize katkı veriyor. Sağ olsun işte Mamadeli'de sizi gezdiriyor muhtarımız. Genç. O da köyü çok seviyor. Bize de her konuda destek veriyor. Üzüm konusunda olsun diğer. Yani yardımlaşıyoruz burada. Ziraat odası, belediye başkanı, işte muhtarlar, köylüler hep beraber. Yani sadece bir işletme değil yani bu. Bu komplike bir iş yani. Bağcı üzüm yapacak. Biz doğru işleyeceğiz. İnsanlar birbirine yardımlaşarak üzümü değerinde alacağız. Burada yöresel halen bu topraklara özgü ürünler var. Yani o hibrit dediğimiz işte agrodivest dediğimiz kötü laboratuvar ortamında üretilmiş ürünler değil yani burası. Tamamen doğal, bu bölgeye özgü aromaların olduğu lezzetli üzümler var. Biz de şanslıyız işletme olarak. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak. Bizim bir korkumuz var yani bu köyden kente kontrolsüz göç, işlenmeyen topraklar. Bunlar inşallah önümüzdeki yıllarda, mesela geçtiğimiz yıl çok iyi bir fiyat verdik, 2,5 lira gibi kilogram başına. Bütün çiftçi,
işte pamukçu, çekirdekçi, ayvacı kana alarken ilk defa burada bizim bölgemizde üzümcü para kazandı. Önümüzdeki yılda çok iyi bir fiyat vererek buradaki köylü arkadaşlara para kazanmasına hem vesile olacağız hem bölgemizin ürün kalitesini yukarıda taşıyacağız. Peki bağcılığa da gelelim o zaman. O zaman bağcılık daha da gelişebilir mi? Ülkemizde, bölgemizde gelişirse bağcılar ürününü satabilir mi? Bizim bu bölgede Çal, Güney, Bekirli, Baklan bölgesinde üzüm satma diye bir kaygısı kimsenin yok. Burada üzümler alıcı çok, ödemelerde nakit peşindir. Öyle çekle falan alışveriş olmaz burada. Bu kadar daha ürünü olsa alıcı var. Ya biz şimdi ben kendim de arazi aldım. Bizim hedefimiz ürünün doğru işlenerek doğru kalitede tonajın arttırılması. Çünkü talep de artıyor. Turizmle bizim sektörümüz doğru gelişiyor, orantılı gelişiyor. Tüketim de artıyor. Artık yeni genç nesil daha çok bu ürünleri tüketmeye başladı. Ağır içkiler değil. Yani inşallah bundan sonra daha iyi olacak yani. Peki bağcılık üzerine bir çalışmaya girerlerse, bağcılık yapmak isterlerse hangi tür üzümün üretilmesi ticaretin daha da kolay olmasını sağlar? Bizim kendi yöremize uygun Çalkaramız var. Bu bölgenin üzümüdür. Yani ayrıca Sultaniye dediğimiz çekirdek üzümümüz var. Bir de bu bölgeye adaptasyonu sağlanan Şiraz gibi, Merlot gibi, Küzgözü, Boğazkere gibi böyle bizim sektörde kullanılan ürünler var. Bunlar da bölgeye uyum sağladı. Zaten bu üzümlerin ana vatanı burası. Buradan gitme yani başka yerlere. İnşallah bunları çoğaltacağız. Vatandaş da şimdi fark etti bu işin para kazandığını. Çünkü bağcılık gerçekten bir buğday gibi, nohut gibi değil. Yani yatırım isteyen bir sektör. Çünkü bir bağı dikiyorsunuz, teli var, direği var, fideni var, işçiliği var. 5 yıl hiçbir kazancınız olmuyor. Sadece para harcıyorsunuz. 5 yılın sonunda siz ancak para almaya başlıyorsunuz. Yani zor bir iş. Üretenlere gerçekten saygı duymak lazım. Onlara destek olmak lazım. Biz işletmeler olarak onların arkasındayız her zaman yani. Öncelikle onların para kazanması, yaşaması için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Bağcılara da destek veriyorsunuz. Tabii, beraberiz. Aynı işi yapıyoruz çünkü biz. İş arkadaşıyız, rakip değil. Çünkü onlar üretmezse biz yokuz. Yoksa siz burada dünyanın en iyi işletmesini kurmuşsunuz, çok modern. Şimdi bizim toplam yatırımımız burada 5,5 milyon doları buldu. Eğer iyi üzüm yoksa bu yatırımın hiçbir değeri yok. Peki son sözler olarak Selcan'dan, evet Çal'ın Selcan Mahallesi'nden ciddi anlamda ülkemize katma değer kazandıran bir işletme sorumlusu olarak neler söylemek istersiniz son söz olarak? Son söz olarak şunu söylemek isterim. Ekonomik olumsuzluklar var. Dünyada, çünkü bu Türkiye ile ilgili değil, global anlamda bir küresel kriz var. Ama biz Türkler, özellikle bölgenin insanı çok çalışkandır. Selcan'ın insanı girişkendir, Çal'ın insanı. Biz tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz. Bunu bu konuda da devlet yetkililerinin çekinmeden bize destek vermesi gerekiyor. Şöyle bize destek olsunlar, arkamızdan tutsunlar yeter. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için çok da teşekkür ederim. Sağ olun. Ayrıca Muhammed Ali'ye de teşekkür ederiz. Bize her türlü konuda destek veriyor, sağ olsun. Paylaşır bizimle her şeyi. Onun için iyi bir muhtarımız var, genç muhtarımız var. Kardeşimiz sayısını çok seviyoruz. Son sözler sayın muhtarım. Son sözlerimiz Mehmet Atılsın, Mehmet abimiz. Köyünü çok sever, mahallesini çok sever falan diye bana söyledi ama bu sevgi bölgeye işte yatırımla, oranın kalkınmasıyla insanların yaşantısına dokunabilmek ne oluyor? Subay emeklisi gidip işte ne bileyim Antalya'da karpuz kaldıranda zaman geçirmek yerine geldi köyde ciddi bir işletme, ciddi bir yatırım kurdu ve bu insanların en büyük gelir kaleminin üzerine insanlara en fazla katkısı olan işletme burası. Ben kendine tekrar teşekkür ediyorum. Benden daha çok sever köyü. Çok teşekkürler. Evet, bizler de Deniz Dede Haber olarak ne yaptık? Denizli'nin ciddi anlamda katma değer sağlayan mahallesine geldik. Ve bunun da keyfini yaşıyoruz. Çünkü Denizli'nin katma değer sağlayan küçük bir büyük işletmeleri olan mahallesindeyiz. Ve bu anlamda Mehmet Atas'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir işletmeci olmak çok kolay değildir. Sorumluluk ister, fedakarlık ister. Dolayısıyla yapacağınız birçok farklı, kendinizle alakalı yaşayacağınız güzelliklerden mahrum kalmanızı sağlar. Ama bu mahrumiyeti sevgisiyle, katma değeriyle ülkemize kazandırıyor. Bu anlamda ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
görüntülerimizi vermeye devam edeceğiz. Bakalım bundan sonra görüntülerimizi kimlerle nerede olacağız? Denizli'de de haber dolaşmaya ve görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum.